gerçekten sizi ben şanslı görüyorum arkadaşlar. Dünyadaki farklı yerlerdeki tecrübeleri dinleme, görme, başka bir yerden gelen bir hocayı burada izleme şansı çok yüksek bir şanslık gerçekten. Daha Malezya'dan, Asya'nın diğer ucunda buraya gelmiş bir misafirimiz. Oradaki efendim Malezya'daki okullarda din eğitimi tecrübesini bize anlatacak. Şimdi bizim kendi dönemlerimizde böyle bir hocayı izlemek için İstanbul'a, Ankara'ya, bir yerlere geldiği zaman heyecanlanıp oraya gitmek isterdi. Fakat bugün hem teknoloji hem imkanlar, hocalarımız buraya kadar geldiler. Madem geldiler, öğrencilerimize buluşturalım dedik. طيب كما تعرفون اسمي أشرف إشراقي بن جميل أشرف إشراقي بن جميل وأنا أستاذ مساعد بأكاديمية الدراسات الإسلامية هي نفس الاسم مع كلية الإلهيات في ماليزيا نستخدم كلية الدراسة الإسلامية مالايا Üniversitesi'nde Dirasat İslamiye, İslami Çalışmalar, İslami Bilimler Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Şu an Türkiye'de Sakarya Üniversitesi'nde bir yılda misafir öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Evet arkadaşlar, Malezya'nın Türkiye'ye uzaklığı haritada görüldüğü gibi Çin bölgesinin aşağı kısmında böyle biraz adaların olduğu yerde zaten biraz dolarlıklı Malezya. Endonezya onun biraz aşağısında düşüyor. Bu şeyde Malezya'da diyor buralardaki gibi böyle kış yaz mevsimleri pek yok. Hemen hemen senenin bütün vakitleri aynı hava şartlarına tabi. Fakat orada diyor yağmur çok yağar. Biraz yağış şeyi fazladır oralarda. Tamam. Malezya mukawwana min 13 vilayet ve 3 أقاليم اتحادية كما عندكم إسطنبول وسكريا وديربكر وكذلك عندنا أيضا 13 ولايات هي دولة صغيرة يعني أعتقد 30% من يعني توسعة بورنيو ماليزية يعني معروفة باسم ماليزيا الشرقية وكوالا لامبور هي العاصمة وعندنا الآن بوتراجايا بمعنى يعني المنطقة الإدارية. Evet arkadaşlar, Malezya 13 kente, 13 şehir merkezinde ve 3 bölgeden, Anahan Türkiye'de 7 bölge, orada 3 bölge var. Kent sayısı 13. Malezya iki ana kısma ayrılıyor. Bunların arasında da Güney Çin Denizi yer almaktadır. Yani o ayrılıyor ikisini. Biraz böyle yarım ada şeyi andırıyor bu cihetle.